Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok kazandıran ve en çok seyredilen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Başlıyor. Pelin Sarıkaya geliyor. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Birazcık heyecan var ama... Normal, biraz normal, evet, inşallah. Evet, sizi biraz tanıyalım. Pelin Sarıkaya, Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ailem Bursa'da yaşıyor, ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Aslen Batmanlıyız. Onun dışında... Medeniyet Üniversitesi, Vakıf evet. Üniversitesi mi? Vakıf Üniversitesi değil, aslında hep öyle biliniyor ama... Devlet Üniversitesi. Yeni açıldığı için genelde o şekilde biliniyor. Artık alıştık sorulmasına. Aile? Ailem Bursa'da yaşıyor. Bursa'da yaşıyor. Kardeşleriniz var? Bir tane kız kardeşim var. 18 yaşında. Anne mi? Yok, anneannem. Anneannem. Evet. Aa, burası yurt dışı ama. Evet, orası Hollanda. Nerede çekilmiş? Hollanda'da bir kasabada. Orada mı yaşıyorlar kendileri? Benim dayım ve yengem oradalar. Onları ziyaret edip ben gezmeyi de çok seviyorum. Yanlarına gitmiştim. Pekala efendim. Kız kardeşiniz galiba burada. Yok. Yakın arkadaşım ve dayım buradalar. Evet. Benziyor muyuz? Birazcık. Merhaba. Uzaktan. Doğru. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Kız kardeş dedim. Öyledir. Hoş Manevi buldum. Kız kardeş gibi diyebilirim. Ben Betül Aydın. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde moda ve tekstil tasarımı okuyorum. Pelin'in arkadaşım, geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun efendim, şimdi sizi dinleyebiliriz. Pelin dayısıyım, Metin Tunç ben. Evet. Hollanda'da yaşayan siz misiniz? Hollanda'da yaşayan ben değilim. Aslında o kadar çok dayıları var ki. Kaç tane dayı var? 10 kardeşiz. 7 tane dayım var. 7 kardeşiz. Evet, 10 kardeşiz. Biraz böyle de olunca tabii Pelin hep çocukluğundan, bebekliğinden beri hep gördüm kendisini. Şu an tabii üniversiteyi yaşıyor, dolu dolu yaşıyor, çok verimli yaşıyor. Bunu çok görmek bizi mutlu ediyor ama şaşırtıyor da bizi. Umarım bugün de güzel bir hatıra kalacak şekilde bir başarı elde eder ve bizi de şaşırtır. İnşallah efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah. Evet Pelin Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet. Yarışma başlıyor. Yeni bir eşya alan kişiye onu nasıl kullanması için dilekte bulunulur? A. Hoplaya zıplaya. B. Koşa koşa. C. Düşe kalka. D. Güle güle. D. Güle güle. Son kararım. Biz de ikinci soruya devam ediyoruz efendim. Duyduğunuz anonsta isminiz söylenip bunun sizin için yapılan son çağrı olduğu belirtiliyorsa muhtemelen neredesinizdir? A. Vapur iskelesi. B. Metrobüs durağı. C. Havalimanı. D. Füniküler. C. Havalimanı. Son kararım. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Teşekkür ilk ederim, aşama geçtiniz. Sırada 2000 lira değerindeki 3. soru var efendim. Gelsin. Mimar olduğunu söyleyen birine sorulan klişe soru hangisidir? A. Yerli mi, yabancı mı? B. Ters mi, düz mü? C. Kısa mı, uzun mu? D. İç mi, dış mı? D. İç mi, dış mı? Son kararım. Sırada 4. soru var. Kuşbaşı kuşbaşı doğuruyoruz ifadesini duyuyorsanız televizyondaki yemek programında tarifi verilen yemek hangisi olabilir? A. Güveç. B. Külbastı. C. Biftek. D. Pirzola.
Yani yemek konularında pek iyi olmadığımı söyleyebilirim. Aslında aklımda birkaç şey var. Etle alakalı bir şey olduğundan eminim zaten. Ama hangisinin ne tarz yapıldığına dair birazcık da heyecandan ötürü emin olamıyorum. Bu yüzden seyircilerimizin benden bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlara bırakıyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, kuşbaşı kuşbaşı doğuruyoruz ifadesini duyuyorsanız, televizyondaki yemek programında tarifi verilen yemek hangisi olabilir? A. Güveç, B. Külbastı, C. Biftek, D. Pirzola. Süreniz 10 saniye. Evet. Seyircilerin %89'u A şıkkı güveç demiş. İlk gördüğümde güveç olduğunu düşündüm ama emin olamadım. Çünkü biftek biraz kafamı karıştırdı. Seyircilerimize güveniyorum ve A güveç diyorum, son kararım. Yemeklere daha çok bakmam gerekiyor. Evet efendim. Tebrikler diyoruz. Sırada 5000 lira değerindeki 5. soru var. Evet. Geliyor. Çov çov ve Pomeranyalı hangi hayvanın ırklarıdır? A. Kedi, B. Köpek, C. Sığır, D. At. Bu konuda gerçekten hiçbir bilgim yok. Çov çovu da Pomeranyalı'yı da hiç duymadım. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruda riske atmak istemiyorum. Tabii çünkü jokerleri tanıyoruz biz de. Sezgin Tunç, Suat Kahraman, İnci Tunç. Sezgin Tunç'u arayalım. Ne iş yapar kendisi? Avukat kendisi. Peki efendim, Sezgin Bey'i arıyoruz. Sezgin Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz sizi efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Murat Bey. İyiyim, sağ olun. Siz efendim, nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Size bir sorumuz olacak. 30 saniyede süreniz var. Hazırsanız soru geliyor. Hazırım. Çov çov ve Pomeranyalı hangi hayvanın ırklarıdır? A. Kedi, B. Köpek, C. Sığır, D. At. Çov çov ve Pomeranyalı hangi hayvanın ırklarıdır? Köpek. Köpek. Emin misin dayı? Eminiz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum dayıcığım. Rica ederim. O zaman ben B köpek son kararım diyorum. Çoğu hani şu aslana benzer, dilim oldu. Ya hiç emin olamadım. Yani gerçekten şurada oturuyor olmanın farkında birazcık. Çin aslanı çoğu. Hiç duymadım. Aslında hayvanlarla aram iyidir ama... Çoğu aslında çok kullanılan bir terim ama demek ki... Riske atmak istemedim ya. Peki o zaman parayı hatırlatalım size. Yani... Sırada 7500 lira değerindeki 6. soru var efendim. Gelsin bakalım. Ve yarı yarıya jokerimiz kaldı. Hala saklı. İnşallah bu soruyu da bilirseniz ikinci baraj sorusu olan 7. soruya geçeceğiz ve sonra belki bir jokerimiz daha olacak. İnşallah. Evet efendim, 6. soru geliyor. İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan, saat kayışlarında da kullanılan tahta veya metal çivilere ne ad verilir? A. Perçin, B. Pim, C. Menteşe, D. Mengene. Yani tam olarak yine emin değilim ama sadece kulak aşinalığından hatırlamaya çalışıyorum. Saatlerde genelde pimi düştü dediğimizi anımsıyorum. Menteşe değil kesinlikle. B pim diyorum, eminim. Son karar. Çok sevindim.
Evet, sırada 15 bin lira değerindeki ikinci baraj sorusu var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz hep birlikte, sonra soru gelecek efendim. Dinliyoruz. Dinlediğiniz Amelie filmine ait müziğin bestecisi kimdir? A. Jan Tiersen, B. John Williams, C. Ennio Morricone, D. Hans Zimmer. Amelie filmini çok seviyorum. İzlediğimde de birazcık yani kendimi buldum diyebilirim. Cevap veriyorum. A. Jan Tiersen, son kararım. Çok şükür. Güzel, biliyor olmanız güzel. Çünkü evet, genelde insanlar sevdikleri müziklerin de bestecisi kim diye çok ben da bakmıyorlar. Ben o filmde gerçekten o filmi beğendiysem ve filmi beğenmemi gerçekten müzikler de etkiliyor. Mutlaka açarım. Özellikle bu tarz müzikleri kitap okurken dinlemeyi çok seviyorum. Ya da yazı yazarken dinlemeyi çok seviyorum. Bunun çıkmasına çok sevindim. Yani Allah nasip etti gerçekten. Daha da artık herhalde bunun üstüne yoğunlaşacağım bunlardan. Peki, 15 bin lirayı garantiledik. Şimdi bir jokerimiz daha eklenecek efendim. Çift cevap joker hakkı. Evet. Eklendi. Onunla beraber 30 bin lirayı da garantiliyorsunuz aslında. Evet. Kullanırsanız eğer. İnşallah. Hedefte kaç lira vardı? 15 bin lira vardı ve hayallerim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Nedir o hayalleriniz? Fas'a gitmeyi çok istiyorum. Öyle mi? Orada arkadaşlarım var. Türkiye'ye geldiler ve benim de gitmemi hani hep beraber istiyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Yani çok eğleneceğinize eminim. İnşallah öyle olur. Hiç şüpheniz olmasın. İnşallah, kesinlikle. Yani birçok yere gittim ama Fas'ta hem bir çöl havası var bir tarafta, hem bir şehir havası var. İkisini bir arada bulabiliyorum. O sıcaklığı hissetmek istiyorum orada. Peki efendim. İnşallah nasip olur. 15 bin lirayı zaten garantilediniz. Şimdiki evet, hedefiniz kaç lira? Yani hedef belirlemeyeyim ama ne kadar gidebilirsem o kadar iyi. Ama buna da şükür yani şu anda. 30 bin olursa da güzel olur, 60 da olursa güzel olur. Olmasa da razıyım. Peki, sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Geliyor efendim. Romalı bir düşünür ve söylevci olan Cicero adının kök anlamı nedir? A. Nohut, B. Erik, C. Pirinç, D. Armut. Yani şu anda anımsatma bile olmuyor ama belki Roma'ya ait bir şeylerse aralarından biri, o olabilir diye düşünüyorum ama bununla alakalı da bir fikrim yok. Pirinç olacağını nedense zannetmiyorum ama hiç belli olmaz. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. Biz de o zaman iki tane yanlış cevabı eliyoruz. Evet. A. Nohut, B. Erik. Pirinç değilmiş aslında. Yani nedense erik gibi geliyor. Ama risk alacak durumda değilim. Karşımda umutlar dururken. Ben çift cevap hakkımı da burada kullanmak istiyorum. Emin misin? Evet, eminim. Son kararım. Son kararım. Pekala efendim. 30 bin liranız hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. İlk cevabınız hangisi? Erik diyorum. İlk aklıma gelen erik. Bakıyoruz cevap neymiş? İyi oldu, kullandım. Cevap Nohut çıktı efendim. İyi oldu. Erik çıksa belki şey yapabilirdim. Devam etseydim keşke diyebilirdim. Ama hayallerime yettiği için şu an yine de mutluyum. Pekala, yolumuza devam ediyoruz ama henüz bir şey bitmedi. Bakalım. Sırada 61 liralık soru var çünkü. Evet, arkadaşımız neler söylemek ister? Ya Pelin
herkesin bildiği çok sıradan şeyleri bazen bilemeyebilirken hiç kimsenin bilmediği şeyleri bir anda bilebiliyor. O yüzden bunu bilmesini bekledim açıkçası. Şaşırtır diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Yine şaşırdık. Bilmiyorum, hayırlı olsun şimdiden. İnşallah. Dayıcığım. Yani az önce, iki soru öncesindeki cevap beni şaşırttı. Amelie'deki senaristi bilmesi gerçekten. Bizi şaşırtması demiştim. Şaşırttı ve güzel hatırlattı. Evet. Pardon, besteciydi, doğru. Şaşırttı ve güzel hatırlarda kalacak güzel bir an yaşıyor. Onun için de mutluyum gerçekten. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Riske girsin mi sizce? Bence denesin. Riske girmesi konusunda tabii burada hayal ettiği bir şey var. Başarmak istiyor. O güzel anıları da yaşamak istiyor. Onun için ben biraz daha kanaat tarafındayım. Onun için kanaat edip durması daha iyi olur diye düşünürüm. Ama tabii kaybedeceği 15.000 TL. 15.000 TL orada başaracağı şey de duruyor. Belki de daha güzel şeyler başarabilir. Soruyu görsün de. Evet. Pekala. Sırada 60 bin lira değerindeki 9. soru var efendim. Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar? A. K harfi. B. M harfi. C. R harfi. D. S harfi. Çok güzel ve enteresan bir soru olmuş. Çok fena bir soru. Hazırlayanın da eline sağlık gerçekten. Keşke dikkat etseydim böyle bir şey ama o kadar çok kelime var ki şu an düşünsem bile. Şu an düşünsem bile. Üçü de farklıydı. Şu an söylediğim her şeyi düşüneceğim. Şu an söylediğim her şeyi düşüneceğim. Yani K çok fazla bence, M de çok fazla. R ve S'den emin değilim ama K ile M çok fazla bence. Ama kelimeden kelimeye göre de değişecek bir şey bu. Hani ya kesin şudur diyemiyorum. Sayalım mı? Oturup saymaya başlasak burada. Bilmiyorum. Oturup ya. Saymaya başlasak burada. Hiçbiri değil. Benim bir tane dikkatimi çekti. M olabilir ama risk alsam. Hiç sözü karıştırma adetiniz var mıdır? Ya öyle alıp da bakayım dediğim çok yoktur yani. Çok bunu hiç düşünmedim de açıkçası. Hani acaba hangi harfle başlar diye oturup hiç düşünmedim. Keşke düşünseydim. Enteresan bir şey aslında yani. Gerçekten hiç böyle bir soru beklemiyordum. Enteresan bir şey aslında. Gerçekten hiç böyle bir soru gerçekten benim şıkkım hazır. Benim cevabım hazır. Enteresan derken, o cümleyi kurarken sadece S geliyor aklıma. Ya riske atamayacağım gerçekten. Çok şu an baktıkça hepsiyle alakalı bir sürü kelime geliyor aklıma. Çok hiç düşünmediğim bir şey, R'yi hiç düşünmüyorum mesela ama R bile olabilir yani. O yüzden riske atamayacağım. Cevap veremeyeceğim. Çok çok zor ya. Aslında gerçekten bilmem gereken bir şey olabilirdi. Yani hiç düşünmedim Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar. Baktıkça hepsi olabilir gibi geliyor. Düşündükçe daha fazla kelime geliyor aklıma ama bilmediğim bile o kadar çok kelime vardır yani. Hani günlük hayatta Türkçe kelimelerin hepsini kullandığımı asla söyleyemem. Çok ufak bir miktarını kullanıyorum. Hakim olamadıklarımı da düşünüyorum. Bu yüzden en çok hangisini kullanıyorsunuzdur sizce? Hangi harfi? K ve M harflerini kullanıyorum diye düşünüyorum. Ama neden? R değil bence ya. S de olabilir. Ama R değil gibi geliyor. Ve genelde böyle dediğimde değildir dediğim çıkıyor. Çok fazla
yanıldığım oluyor. Asla değildir dediğim şıkkın çıktığı çok oldu yarışmayı izlerken de. O yüzden riski göze alamayacağım. Çekiliyor musun? Bir tarafta hayallerim var şu anda ve 30 bin hayallerim için çok ideal bir para. Gerçekten kanaatkar olmam gerekiyor şu anda, onu düşünüyorum. Çünkü gelirken 15 bin de olsa olur dedim. Ve şu an elimde 30 bin lira var. 30 bine tamam diyorum ve çekiliyorum. Emin misin? Eminim, son kararım. Son kararım. Son kararım. Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar? Buradaki şıklardan sadece K harfi var. Mesela bu cümlede, soruda. Evet. Tabii ki bu tam bir ipucu değil ama aslında orada öyle bir detay var. Eğer öyle bir şeyse, bilmiyorum, bu çok şaşırtıcı bir şey olur yani. K ise eğer. H harfi şıklarda yok. M-S-R. Çok büyük bir tesadüf de olabilir, bilmiyorum. Tabii ki. Siz ne diyecektiniz? Ben sanırım M derdim ama R'den de çok korkuyorum. Çünkü hiç değil dediğim şey R'ydi. R çıkarsa şaşırmam ama M diyorum. Aa, K harfi. K harfiymiş. Hiç beklemezdim K'yı da. Yani aslında K, M dedim, sonra R'ye kaydım. Ben de başta S dedim. Sonra burayı okuyunca belki de K'dır dedim. Ama R gerçekten olamaz yani. R olamaz bence de. Neyse, hayırlı. 30 bin liranız hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Büşra Güzel Ses geliyor. Evet, Büşra Güzel Ses. Hoş Merhaba. Geldiniz efendim. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? İyi, sizi sormalı. Bizler de iyi, sizi biraz tanıyalım. Adım Büşra, soyadım Güzel Ses. Aslen Mardinliyim ama ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Annem Diyarbakırlı. Onun dışında bir şirkette kabin memuru olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 senedir. Üniversiteyi bitirmedim, 2 tane bıraktım. Şimdi açıktan okuyorum, onu da yine örgüne tamamlarım diye ümit ediyorum ama... Hangileriydi onlar? Bir tanesi mimari restorasyondu, yine özel bir üniversitede. Bir tanesi de uçak teknolojisiydi, o da özel bir üniversitede. Uçak teknolojisi mi sizi kabin memurluğuna Yok, hayır. yönlendirdi? Süresi çok yakındı ama ben şey diye düşündüm hep, YGS ile girdim, ön lisans. Belki dedim hani bir ara çalışırım, onu örgüne tamamlar ve uçak mühendisi olurum diye düşünüyordum ama tabii ki de öyle olmadı. Sevmedim zaten, bıraktım. Sağlık olsun. Kimle evet. beraber geldiniz Büşra Hanım? Annem, bir de en yakın iki arkadaşımla. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat? Şükür iyi gidiyor. Neler hissediyorsunuz kızınız burada? Çok yarışmacı mutluyum. Olarak aramızda. Çok mutluyum. Bu şeye güveniyorum. İnşallah iyi bir yarışma çıkarır. Siz de hep İstanbul'da mıydınız yoksa Mardin'de mi yaşıyorsunuz? Yok, ben Mardin'e evlendim, gittim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 30 senedir İstanbul'dayım. Sizler efendim? Liseden beri yaklaşık 10 yıldır arkadaşız Büşra'yla. Yani çok fazla heyecan yapmadığı sürece ilerleyebilir diye düşünüyorum. Umarım. Teşekkürler. Merhaba, ben İlhan. Büşra'yla biz de liseden beri arkadaşız. Heyecanlanmazsa iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. İnşallah. Kaç çocuğunuz var efendim? 3 tane. Allah bağışlasın. Diğerleri neredeler efendim? Bir tane oğlum Amerika'da. Yeni bitirdi üniversiteyi. Diğer kızım da evli, bir torunum var. O da avukatlık yapıyor. Serbest avukat. Kızım da kabin memuru. Neler hissettiniz ilk yarışmaya katılacağını duyduğunda Büşra Hanım? Çok mutlu oldum. Çok istiyordu. İnşallah iyi bir yarışma çıkarır. Çıkaramazsa bile o mutlu olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Büşra Hanım. Evet. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Yarışma başlıyor. Parasını versem benim yerime de basabilir misiniz? Şeklinde bir teklifi hangi ulaşım aracında duyabilirsiniz? A. Uçak. B. Belediye otobüsü. C. Transatlantik. D. Fayton.
B. Belediye otobüsü. Son karar. İkinci soru geliyor efendim. Dışarıda oyun oynayıp eve gelince yemek hazır mı diye soran çocuklara ebeveynler genellikle hangisini söylerler? A. Rezervasyonunuz var mıydı? B. Aperatif alır mıydınız? C. İçecek yemekle mi gelsin? D. Önce ellerini yıka. D. Önce ellerini yıka. Son karar. Sorudan korkuyor muydunuz? Ödüm kopuyordu ilk sorudan, elenirsem diye. Çünkü çok izliyorum hani kimler kimler geliyor, ilk sorudan gidiyor. Bir de dış baskı da, kime buraya çıkacağımı söylesem ilk iki soruya dikkat et, ilk iki soruya dikkat et. Ödüm halbuki kopuyordu, çok da kolay geçtim. Soruyoruz yani. Evet, çok kolay. Tebrikler efendim. İlk aşamayı geçtiniz, 1.000 lira kazandınız. Sırada 45 saniye sürelik sorular var, 5 tane. Üçüncüsüyle devam ediyoruz. Tamam. Tam pansiyon, oda kahvaltı, her şey dahil gibi terimler hangi sektöre aittir? A. Sağlık. B. Turizm. C. Ulaşım. D. Eğitim. Otel yani. Otelse turizmdir herhalde. O yüzden B. Turizm son kararım. Evet, sırada 4. soru var. Musluklarda sızıntıyı önlemek için kullanılan, genellikle kauçuktan yapılan parça hangisidir? A. Conta. B. Üst tüpü. C. Somun. D. Bijon. Conta diye bir şey var. Conta takıyorlardı, bağlıyorlardı conta. Conta bence ya. Bijon mu acaba? Conta desem mi? Seyirciye mi sorsam? Conta'yı takıyorlar, bağlıyorlar. İki şeyi bağlıyor conta. Sizin için önlemek jokerleriniz çıkıyor. Var emin değilseniz süreniz azalıyor. Seyirciye sormak, seyirciye joker hakkımı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, musluklarda sızıntıyı önlemek için kullanılan, genellikle kauçuktan yapılan parça hangisidir? A. Conta. B. Üst tüpü. C. Somun. D. Bijon. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %77'si A. Conta demiş. A. Conta son karar. Biliyordum, keşke kullanmasaydım. Keşke Büşra, biliyordun cevabı. Evet. Conta da dedin aslında ama emin olamadın, süren bitiyordu. Evet. Seyirci jokeri kullanmak istedin. Sağlık evet. Olsun. Sırada 5. soru var. Ve 2 tane jokerin, telefon jokerin ve yarı yarıya jokerin seni bekliyorlar. Tamam. 5.000 lira değerinde bir soru geliyor efendim. Uçmak derede yamaç paraşütü yapıp Prens Rakoçi evini ziyaret ettikten sonra köfte yiyorsanız neredesinizdir? A. Tekirdağ. B. Bolu. C. İzmir. D. Adapazarı. Asla bilmiyorum cevabını. Ya %50 kullansam diyeceğim. Bilmiyorum ki, diğer telefonum ziyan olacak. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim, jokerleri tanıyalım. Eren Saykun, Elif Saykun, Hüseyin İnci. Evet. Eren Saykun'u arayacağım. Kimdir kendileri? Eniştem. Ne iş yapar? Avukat. Arayalım Eren Bey efendim.
Eren Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey. İyiyiz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Size bir sorumuz olacak efendim. 30 evet. saniyede süreniz var. Hazırsanız eğer. Tabii hazırım. Buyurun. Uçmak derede yamaç paraşütü yapıp Prens Rakoçki evini ziyaret ettikten sonra köfte yiyorsanız neredesinizdir? A. Tekirdağ, B. Bolu, C. İzmir, D. Adapazarı. Soruyu tekrar alabilir miyim? Uçmak derede yamaç paraşütü yapıp Prens Rakoçki evini ziyaret ettikten sonra köfte yiyorsanız neredesinizdir? Tekirdağ, Bolu, İzmir, Adapazarı 7 saniye kaldı. Tekirdağ diyorum, son kararım. Hep gitti jokerlerim, hep gitti. Yani en azından köfteden belki düşündüm arasında onu, bunların hangisi daha güçlü değil. Düşündüm onu, düşündüm ama bilmiyorum. Kıskanmak istemedim. Conta'da da öyle oldu. Köfte böyle oldu. Annemiz evde Tekirdağ köftesi yapmıyor mu hiç? Mardin yemekleri mi yapıyorsunuz genelde? Yapıyorum Mardin yemekleri. Bumbar. Evet, hepsinden. İçli köfte. Yapıyorum. Dolma. Hepsini. Kaburga dolması. Akşam sizdeyim. Buyurun başım üstüne. Hepsini yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz evet. Maşallah. İşte teşekkür ederiz. Hiç Tekirdağ'da bulunmadınız mı? Yok, hiç gitmedim. Köfte deyince aklıma geldi. Ama şimdi süre var. Evet, süre azalırken panik yapıyorsunuz. Evet, yani. Panik yapıyorum ve jokerim var. Sonra süre biter, jokeri kullanmadın olur. Kafamı taşlara vurun diye panik oldum. Ama böyle de jokeri gitti bildiğin jokerim. Yerde kullandın olur. Belki diğerlerinde bildiğim soru gelir. Şimdi ben 6'ya mı geçtim? 6'ya geçtim. Şimdi 6'ya geçtik. Okey. Bir jokerimiz var. Yer yere joker hakkımız. 6. soru da sesli bir soru. Tamam. Her şey tamam değil mi? Evet. Tamam o zaman efendim. Hazırım. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim lütfen. Dinlediğiniz şarkıyı seslendiren kantolarıyla ünlü şarkıcı kimdir? A. Nilüfer, B. Nurhan Damcıoğlu, C. Yasemin Kumral, D. Füsun Önal. Şarkıyı biliyorum. Sözlerini biliyorum. Füsun Önal, Füsun Önal oldu sanki. Jokerim var, yarı yarıya jokerim, jokerim var. Kullanayım mı? Hepsini kullanalım. Emin değilsen kullan bence. Tamam, yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. A. Nilüfer, B. Nurhan Damcıoğlu. Süreniz 15 saniye. B. Nurhan Damcıoğlu son kararım. Anne cevabı biliyordu vallahi. Bence. Öyle bir baktınız ki oradan. Biliyordunuz değil mi efendim? Nurhan Damcıoğlu. Evet. Kantolarıyla evet. Meşhur. Evet. Neredeyse Füsun Önal diyecektim. İyi oldu ama kullandığım. Evet, iyi oldu. Evet. Evet, 7500 liramız var şu anda çekilirsek eğer. Soru geldikten sonra tabii ki. Ama inşallah bileceğiz, devam edeceğiz. 15.000 lira kazanacağız. Garantileyeceğiz. İkinci aşamayı da geçeceğiz. Bir tane joker kazanacağız. O da neler olacak neler? Jokerim kalmadı. Hep jokerle geldi. Kalmadı evet. İki tanesi biraz ziyan oldu. Burada evet. Doğru kullandınız bence. Evet. Tamam. 15.000 lira var sırada. Hazırsanız eğer. Hazırım. İkinci baraj sorusu geliyor efendim. 15.000 lira değerinde. Sabahattin Ali'nin Aralık 1940, Şubat 1941 arasında Büyük Hikaye başlığıyla
Hakikat gazetesinde günlük olarak yayımlanan romanı hangisidir? A. Kuyucaklı Yusuf. B. Sırça Köşk. C. Kürk Mantolu Madonna. D. Dağlar ve Rüzgar. Büyük hikaye. Şimdi ya atacağım, bileceğim, geçeceğim. Atmayacağım, 1.000 lira alacağım, gideceğim. Doğru mu? Ve süren bitiyor. 7.500 lirayla ayrılabilirsiniz. Yanlış yaparsanız 1.000 lirayla ayrılacaksınız. Evet, süre 10 saniye. Kürk Mantolu Madonna'yı çok duyuyorum. Süre bitiyor. C. Kürk Mantolu Madonna son kararım. İnşallah olur. Değil mi? Değil galiba. Evet, şansımız yaver gitti. 15 bin lira kazandık. Evet, evet. Çok mutluyum. Çok iyi oldu. Ama jokerleri biraz ziyan etti. Ziyan etti değil mi? Evet, heyecan var. Çok heyecan. Bir daha bumbar yapınca ona yedirmeyin. Bana yedirin. Peki, olur. Başınızda. Heyecanlı biraz. Evet. Fakat, çok heyecanlı. Yani bildiği şeylerde de zaman azalınca evet, heyecan yapıyor. Burada süre kısıtlaması olmayacak şimdi ikinci aşamadan sonra. O zaman iyi neler düşünüp karar versin. İyi düşünsün, ondan sonra karar versin. Acele etmesin. Sizin sözünüzü dinler mi genelde? Dinler, evet. Peki, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Büşra Hanım. Evet. Şimdi bir jokerimiz daha olacak. Çift cevap. Çift cevap joker hakkı. Eklenecek ve eklendi. Sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var efendim. Gelsin lütfen. Gitara benzeyen 4 telli minik enstrüman ukulelenin Hawaii dilinde anlamı nedir? A. Zıplayan pire. B. Dans eden yengeç. C. Kıvrılan balık. D. Uçan sincap. Gitara benzeyen 4 telli minik enstrüman ukulele. Hep hayvan olması ilginç olmuş. Zıplayan pire, ukulele, dans eden yengeç. Şimdi enstrüman bu. Ukulelenin ne olduğunu biliyor musun? Şu küçük böyle tuttukları, çaldıkları değil mi? Küçük gitara benzer. Evet. Çok böyle tatlı bir tınısı vardır. Karayip müziklerinde kullanılır böyle hani. Pire değildir herhalde diye düşünüyorum. Zıplayan pire. Daha böyle hani müzik ya, enstrüman ya. Ne bileyim hani uçağın dans eden falan daha bana böyle şey geliyor ama Hawaii dil işte, bilemiyorsun. Yani pire değil de yengeç midir o zaman? Ama o zıplıyor, biri dans ediyor. Kıvrılan balık mı acaba? Ukulele, 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 ukulele. Ukulele. Kıvrılan balık mı acaba ya? Sanki balık o mu acaba? Ya da dans eden yengeç mi? Hiç uçtun mu diyeceğim oraya. Benim uçağım uçmuyor maalesef. Ben başka uçakla uçuyorum. Ne yapıyorsunuz? Herkesin uçağı oluyor, uçak tipi oluyor. Geniş gövde büyük uçaklarda. Hmm, sizin uçak oraya kadar uçmuyor. Yani iki tip var. Şirket hangi tipe ihtiyacı varsa o memuru veriyor. Benim verdiği uçakta benim uçağım Hawaii'ye gitmiyor. Diğer geniş nerelere gövde gidiyor. Onlar? İşte uzak olarak işte Boston, Washington, New York, Bangkok, o tarz uzak ülkelere gidiyoruz. Asya'ya genelde biz gidiyoruz, benim uçağım gidiyor. Ama Hawaii'ye ben hiç gidemiyorum. Keşke gitseydim dedin şimdi. Belki duyardım anlamını, ukulelenin de işe yarardı gitseydim. Belki. Belki. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben zaten buraya gelirken kesin 15 bin liraya gelmek istiyorum dedim.
Geldim bir geldim. Şimdiye kadar bir sürü joker kullandım, ziyan ettim mi? Ettim. O zaman diyorum ki şimdi bir tanesini söyleyeyim. Zaten bunun önce çift cevap hakkım da yoktu. Kazanırsam kazanayım, kazanmazsam zaten... Aman bana ne canım, değil mi? Bana ne değil tabii, 31 lira isterim. Ama hep jokerlerimi kullandım. Geleceksem eğer 60'ı göreceksem bari bir jokerim kalsın. Görmeyeceksem de görmeyeyim yani. Nedir bu stres ya yaşadığım? Evet. Stresten böyle konuşuyorsunuz değil mi? Şimdi ben diyorum evet, ki... Her insan çünkü 1 milyonu buradan alıp gitmek ister yani. Hiç onu hedefleyemedim maalesef gördüğünüz gibi. Diyorum ki ukulele ya bu. Enstrüman ya. Evet. Zıplayan pire değildir diyorum. Neden? Bir zahmet olmasın zıplayan pire anlamı. Uçan sincap mı? Zor soru bizim ya. Oralarda benim annem de Mardinli. Bu arada. Bir nevi aslında zıplayarak dans ederler. Aynen. Kıvrılan balık. Mezdeke balık. Uçan sincap. Ama çok iyi yani hazırlanmış soru. Teşekkür ediyorum. Hepsi oluyor yani. Şeyler için. Seçenekler için teşekkür ediyorum buradan. Seçenekler ne yapıyor efendim? Çok zor ve birbirine çok benziyor. Kıvrılan balık diyen dans eden yengeç de der. Dans eden yengeç diyen uçan sincap da der. İşte joker kullanmak için güzel bir soru o yüzden. Ama ziyan ettim zaten. Burada da oyalamak istemiyorum sizi. Gerildim. Ukulele'nin Hawaii dilinde anlamı nedir? Ukulele. Dediğim yapayım mı? Joker kullanmadan deneyeyim mi? Kullanayım mı? Kaç lira ihtiyacımız var? 15 bin lira ben hedefliyordum. Kredim 15 bin lira kaldı. Onu mu ödeyeceksin? Evet, kredimi ödeyeceğim. O tamam. Ama ben daha çok soru görmek istiyorum. Krediyi ne için çekmiştiniz? Sormamda bir mahsur yok. Yok, estağfurullah. İhtiyaç kredisi. İhtiyaç kredisi çektim, evet. Araba almak için çektim. Hı-hı. Ama araba... Aldınız mı? Almadım. Ondan sonra o para ziyan oldu. Bu sefer öyle olunca... Nasıl araba ziyan da yok. Oldu? Para da yok, kredisi var. Yani ben onun para kredisi nerede? Ödemek zorunda. Para gitti. Araba nerede? Araba da gitti. Daha kaçtı. Para nerede? Peki. Şimdi her ay onu ödemek istemiyorum. Araba yok. Arabam yok, bir şeyim yok. Onu ödedim. Sadece kredi değil yani. Sadece krediyi karşılamak için bir de araba ihtiyacı var anlaşılan. İstemiyorum araba artık. Firma size zaten servis karşılıyordur. Siz de genelde uçuyorsunuz. Ya seçenekler var. İsteyenler servisle gidiyor. İsteyenler taksiyle gidiyor. Taksiyi karşılıyor. Faturayı ben veriyor. Taksiyi kullanıyorum, evet. Allah Allah. Diğerleri niye servis kullanıyor acaba? Çünkü karşıda oturanlara falan taksi zor. He. Bence o yüzden yani. Bir de servis saatleri de uymuyor her uçuş saatine. Ben taksiyle mutluyum. Bir de yakın oturuyorum ben zaten. Araba istemiyorum. Kredi mi ödemek istiyorum? Ödedim. Bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Ben çift cevabı kullanayım. Tamam mı? Eğer ben bunu bilirsem 60'a geleyim. 60'ı göreyim. Pazarlık mı yapıyorsun? Hayır, hayır. 60'ta deneyeyim şansımı. Nasıl isterseniz Büşra Hanım. O zaman çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Kullandık gitti. Evet. Evet, önce bir cevap alacağız senden. Bakacağız doğru mu? Bakalım. Yanlışsa tekrar stresli saniyeler bizi bekler. Evet. Benim içimden kıvrılan balık geçti. Hani lele falan belki balıktır dedim. O yüzden kıvrılan balık demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son karar. Bakalım cevap kıvrılan balık mıymış efendim? Bak. Evet, soruyu tekrar okuyalım. Evet. Ne diyor soruda tam? Gitara benzeyen 4 telli minik enstrüman ukulelenin Hawaii dilinde anlamı nedir? Nasıl bir enstrümanmış? 4 telliymiş. Gitara benziyormuş. Hawaii'nin enstrümanıymış. Ve anlamı kıvrılan balık değilmiş. Ne diyeyim?
acaba ben zıplayan pire değil dedim ya. O mu acaba? Zıplayan pire mi? Hep böyle düşünmediğiniz çıkar ya. O mu acaba? Bir şey diyemeyeceğim efendim. O zaman dans eden yengeç olabilir. Çünkü ikisinin arasında kalmıştım. Ama bu şimdi... Bu şansın... Tamam çok şey yapmayayım. B dans eden yengeç diyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Uçan sincap kesin var ya bu. Kesin uçan sincap. Pire çıkmasın da. Pire çıktı. Size söylediğim, düşünmediğim ne evet, dedim. Evet, minik diyor soruda. İnanamıyorum ya. Bitti. Hayırlı kredi olsun. Ödedik. Kredi Allah ödedik var. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Gideyim hayır mi efendim artık? Siz başardınız. Ne demek? Hayırlı uğurlu olsun. Pirelerden de nefret ediyorum. Buyurun. Özgür Özgül geliyor. Özgür Bey. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Bu güzel seyircinin önünde olmak, sizlerle beraber olmak benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Sizin büyük bir hayranınızım. Teşekkür ederim, sağ olun. Durumlar böyle. Ne işle meşgulüz? Ben pilates eğitmeniyim. Kendi stüdyom var. Çok uzun zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nde antrenörlük yaptım. Futbolla uğraştım. Bireysel performans antrenörlüğü yaptım. Aynı zamanda futbol oynadım. Fenerbahçe bağlarım koptuktan sonra kendi stüdyomu açtım. Ve pilates eğitimlerimi orada devam ediyorum. Pekala. Kimle beraber geldiniz? Ben yalnız geldim. Yalnız geldiniz? Evet, yalnız geldim. Aile nerede? Aile İstanbul'da. Anne baba emekli. Datça aşıkları. Datça'da yaşamayı tercih ediyorlar. Evet, bazen İstanbul'dalar. Fotoğrafta babanız var galiba. Evet, de. Fotoğrafta babam ve kardeşim var. Kardeşiniz var. Kardeşiniz de mi Datça'da yaşıyor? Kardeşim İstanbul'da. İstanbul'da üniversiteyi okuyor ama yazları gidip geliyorlar babamla beraber. Başka kardeşiniz var mı? Tek kardeşim var. Peki efendim. Kuralları biliyorsunuz. Kuralları biliyorum Murat Bey. Başlıyoruz öyleyse. Buyurun. Yarışma başlıyor. Alçak bir sesle anlamında kullanılan ikileme hangisidir? A. Takır tukur. B. Gümbür gümbür. C. Horul horul. D. Fısır fısır. D. Fısır fısır son karar. İkinci soru geliyor. Sınıfta anlatılan konu varlık var mıdır yok mudur ise dersiniz muhtemelen hangisidir? A. Resim. B. Müzik. C. Felsefe. D. Beden eğitimi. Beden eğitimi benim konum ama maalesef değil. C. Felsefe son karar. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. İlk aşamaya geçtiniz. Sırada 2000 lira değerindeki 3. soru var efendim. Askılık da denen otel, lokanta gibi yerlerde veya evlerde şapka ve palto benzeri eşyaları bırakmak için ayrılmış yere ne ad verilir? A. Gardırop. B. Vestiyer. C. Komodin. D. Etajer. Evet, biraz şaşırtmalı bir soru. Ama bir tahminim var. B. Vestiyer son karar. Ve
Evet efendim, gayet iyi başladık. Sıradaki sorumuz sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim hep birlikte lütfen. Canına beni çağır sevgilim. Ağırlıklı olarak klavyeli enstrümanların kullanıldığı, 1980'lerde popüler olan dinlediğiniz müzik türünün adı nedir? A. Türk halk müziği, B. Türk sanat müziği, C. Taverna, D. Klasik batı müziği. Şimdi C ve D olmadığını biliyorum. Ama riske atmayacağım. Seyirciye sormak istiyorum Murat Bey. Peki sevgili seyirciler. Ağırlıklı olarak klavyeli enstrümanların kullanıldığı, 1980'lerde popüler olan dinlediğiniz müzik türünün adı nedir? A. Türk halk müziği, B. Türk sanat müziği, C. Taverna, D. Klasik batı müziği. Süreniz 10 saniye. Müşkesen. Evet, seyirciler %67 ile C şıkkı taverna demiş. Evet, seyirciler beni şaşırtmış. Tebrik ederim hepsini. Klişe, güveniyorum kendilerine. C, taverna, son karar. Yani, tavernayı hiç duymamış olman tabii ki imkansız ama en azından diğer şıklardan da gidebilirdin. Murat abi, ben bu tarz sorularda, sessiz sorularda bütün algım değişiyor ve algılamakta zorlanıyorum. O yüzden geçtiğimiz için ve bir joker yedik ama mutluyum. Sağlık olsun mutluyum diyoruz o zaman. Sırada 5000 lira değerindeki 5. soru var efendim. Hangisi bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak anlamına gelmez? A. Telkin etmek, B. Avutmak, C. Teselli etmek, D. Teskin etmek. Evet, burada da bir fikrim var. Telkin ve teselliden eminim. Avutmaktan da eminim gibi duruyor. Teskin pek anlamını bilmiyorum. %50'yi kullanmak istiyorum. Yarı yarıya. Tabii ki. İki tane yanlış cevap veriyoruz biz de. A. Telkin etmek. B. Avutmak. B. Avutmak. Son karar. Avutunca bir kişinin acısı geçmiyor mu? Yani orada kaldık abi. Yani çok üzülen bir çocuğu bir oyuncakla avutmak mesela. Kaldık abi, kısmet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sen de olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Buyurun. Sağ ol.